İyi akşamlar efendim. Bu akşam Bindal'da neler var diyeceksiniz. Bu akşam Bindal'da sevgili izleyiciler, Yörtürk Vakfı Kayseri Şube Başkanımız Ali Aydın Bey var. Ali Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Efendim yine Bindal'da bu akşam bir Dadağ köyü gezimiz var. Dadağ Erkilit yakınlarında bir köyümüz. Bugün 3. pilav şenliğini yaptılar. Ve orada gerçekten güzel, gerçekten enteresan görüntüler de yakaladık. Önümüzdeki haftalar içerisinde bu görüntülerden daha böyle fazla miktarda vereceğiz. Ve pilav şenliğinden öte özellikle Yamuna Barajı yapıldıktan sonra bu bölgenin sular altında kalan bölümünden, özellikle Hitit dönemi eserlerinden görüntüler vereceğimiz gibi Dadağ'ın o sımsıcak insanlarını da sizlere tanıtmaya çalışacağız. Efendim ben programımızın sonunda Dadağ'dan belli bir görüntü kasetimizin olduğunu da hatırlatarak bizden ayrılmamanızı diliyorum. Çünkü Dadağ'dan hemşehrilerimiz biliyorlar ki bu akşam Bindal'da belli görüntüler yer alacak. Evet, Ali Bey, yörelerimiz, Kayserimiz, Türkiye'miz, öyle değil mi? Bizim kültürümüz, Yörük Türkmen kültürü ve sizler de gerçekten büyük katkılar sağlıyorsunuz bu kültürü tanımak için, tanıtmak için. Öncelikle tabii insanlar şunu soracaklardır bize, yani bir Yörtürk kelimesi var ortada ama bu Yörtürk'ün neyin kısaltması, neler olduğunu Tabii. ve Yörtürk Vakfı'nın ne olduğunu merak ediyorlardır. Oradan başlayalım şey isterseniz. Teşekkür ediyorum. Burhanettin Bey, her şeyden öncelikle bizi televizyonun başında izleyen sevgili hemşerilerimizin, izleyicilerimizi sevgiyle selamlıyorum. Bu arada bize bu fırsatı verdiğiniz için de televizyon çalışanlarına ve sizlere özellikle teşekkürlerimi sunuyorum. Efendim, Yörük Türkmen kültürüne hizmet, ilim, sağlık, eğitim, araştırma, kalkınma ve dayanışma vakfı 1996 yılında Kayseri'de Abdurrahman Yılmaz Bey ve benim de içinde bulunduğum Türkiye'den belli arkadaşların katılımıyla Ankara Radyosu'nda Mustafa Tombuloğlu Bey'in genel başkanlığında kurulmuştur. O günden 2001 yılının sonuna kadar da biz bu vakfın genel merkez yüksek disiplin kurulu üyeliğini yürüttük ve Türkiye genelindeki çalışmalara katkı koyduk. Şu anda vakfımız hakkında isterseniz birazcık bilgi vermek istiyorum. Vakfımızın şu anda sadece iki tane Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alınmış şubesi bulunmakta. Birisi Mersin'de, birisi de Kayseri'de. Fakat bunun dışında 500'e yakın bölgede bu vakfımız temsilcilikler düzeyinde temsil edilmektedir. Bu hem yurt içi hem de yurt dışı. Belçika'dan tutun Rusya'ya, Rusya'dan tutun Amerika'ya kadar dünyanın dört bir yanında, tabii Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde daha yoğun bir şekilde temsilcilikleri bulunmaktadır. Biz Kayseri şubemizi benim Güneş Solak hanımefendinin ve bu arada Abdurrahman Yılmaz, Profesör Doktor Mustafa Küçükaydın ve Profesör Doktor Mehmet Doğanay hocamla birlikte yönetim kurulumuzu şekil ettik. Ancak sizlerin de kurucusu olduğunuz 49, 43 arkadaşımızla birlikte Kayseri şubemizi müteşekkil ettik. Şimdi öncelikle Yörük Türkmen Vakfı'nın genel olarak bir tanımından da önce bir kültür vakfı olduğu isminden de belli. Evet. Yörtürk Vakfı her şeyden önce bir alt kimlik, bir alt kültür çalışması değildir. Yörük ve Türkmen deyince aklımıza biliyorsunuz Oğuzlar gelmekte. Oğuzlar Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türkmenlerdir. Ve bugün Anadolu'da kime sorsanız bizler Anadolu'ya Orta Asya'dan geldik derler. O halde Yörük Türkmen Vakfı her şeyden önce bir Türk kültürünü kucaklayan, geniş bir coğrafyada temsil olunan ve yaşanan bir kültürdür. Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi Burhanettin Bey, bir ulusun temeli kültürdür. Hayatın sadece iktisadi, sosyal ve siyasal alanı yoktur. Bir de kültürel alanı vardır. Bizler de aydınlar olarak
toplumumuzdan sorumlu insanlar olarak bu alanda insanlarımızın bu kültürünü Kayseri'de elimizden geldiğince dergiler iki ayda bir bastırarak, kitaplar bastırarak bu şekilde bu kültürümüzü toplumumuza anlatmaya çalışıyoruz. Öncelikle Görük kelimesini açmak istiyorum. İşte biliyorsunuz hepimiz Orta Asya'dan geldik diyoruz. Orta Asya'dan gelişti elbette ki 770'lerde 1000 yılları arasında uçak teyare yoktu. Bir konar göçer şekliyle Anadolu'ya Türkler geldiler. Ve bu konar göçer dediğimiz bu kültür işte Yörüklüğün yaşam biçimidir. Her şeyden önce bir yaşam biçiminin adıdır Yörüklük. Orada bir anekdot gibi hemen bir satır sadece. Tabii. Uçaklarla geri dönüyorlar. Evet. Ziyaretinde öyle bir söz söylenmişti hatırlarsın. Atlarla tabii. Geldiler, uçaklarla geri dönüyorlar kesinlikle, demişler. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Şimdi Yörük bir konar göçer kültürü oldu. Fakat bunun yanında Anadolu'ya gelen bu insanlar yerleşik düzene de geçince Türkmen olarak kendilerini isimlendirdiler. Yani Yörük Türkmen bir Türk kültürüdür. Bir Türk kültürünün tarifidir. Tamamıyla budur. Asla bir alt kültür değildir. Yani bunu özellikle de bizim 44. sayımızda tam olarak bir tarifinde hiç izleyicilerimize aktarmak istiyorum. Yörük ve Türkmenler Asya ve Türkistan'dan Talas'a, Malazgirt'ten Niğbolu'ya hatta Viyana önlerine kadar Türk varlığını egemen kılmışlardır. Vardıkları her yerde yaşayan bütün insanlara yüksek kültür ve asaletleriyle örnek olmuşlardır. Ancak Yörük ve Türkmenler azınlık ırkçılığı yapanlardan, mozaiklerden, Büyük Önder Atatürk'ün tespit ve tayin ettiği ilke ve inkılaplarına karşı yürütülen her türlü faaliyetlerden hoşlanmazlar. Evet. Yani devletine, ilkelerine tamamen bağlıdırlar. Bunu özellikle arz etmek istiyorum. Evet, şimdi eliniz boş gelmediniz. Evet. Tabii Yörük Türkmen Vakfı'nın diyelim artık, Yörtürk artık o kısaltmayla anlaşılsın. Evet. Tabii Kayseri'deki faaliyetlerine geçeceğiz ama ona geçmeden masamızda bulunan dergiler var, takvimler var. Onlardan da isterseniz birazcık bahsedelim. Özellikle de dergimizin kapağındaki bazı görüntüler var, bazı takvim parçalarındaki o Türkmen kültürünü yansıtan özellikler var. Onlardan da isterseniz bahsedelim, daha iyi olur. Evet, biz toplumumuzun bütün sorunlarına duyarlı davranmaya gayret ediyoruz. Zaten Anadolu'nun bütün sorunlarına ben şunu olduğu gibi göstermek taşımaya gayret ediyoruz. Bak evet. şu değil mi? Bir Türkmen kızı. Evet. Evet bunu. Evet, şu anda kameralar yansıdı gerçekten. Tam bir Türkmen güzeli değil mi Ali? Evet, kesinlikle. Burada bayrak sevgimizi ifade etmekteyiz. Bayrak sevgisi. Evet. 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 Burada çevremizle ilgili çevre bilincini geliştirmek üzere yaptığımız. Evet. Bu da İstanbul Beyoğlu'ndaki caddenin Türkçe dışında levhalarının oluştuğunu gösteriyor. Çok güzel bir şey, burası sanki Türkiye. Sanki Türkiye inanın anlaşılması çok güçlü. Showroom yazıyor, fotokolor yazıyor, La Femme Butik yazıyor. Burası Türkiye. Yani Türkçe bu yani Türkçecilik aynı zamanda değil mi? Yani Türk dilidir bizim en önemli unsurumuz. Kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Happy New Year yazmışlar. Sunshine yazıyor. Evet. Evet. Bu çalışmalarımızı inşallah daha da geliştirerek şu anda Kayseri'de vakfımızı kendi iş merkezimizin bulunduğu, belki izleyicilerimiz bilmek isterler, Kartal Bulvarı ile Necip Fazıl Bulvarı'nın bulunduğu köşede Yörük Apartmanı var. Orası bizim iş merkezimiz. Şu anda orada yürütmekteyiz. Bu arada irtibat büromuz olarak Sivas Caddesi'nde Lale İş Merkezi'ndeki büromuzu da kullanmaktayız. Şu anda yönetim kurulumuzda karar aldık. Vakfımıza gerçekten yakışan bir büro şu anda temin etmek istiyoruz. Evet. Bu çalışmaların arkasında inşallah tiyatro, folklor,
müzik alanda, değişik alanlarda bizim kendi kültürümüzde, Kayserimizde icra edeceğiz. Bu konuda çalışmalarımız devam etmekte. Şimdi tabii Ali Bey, ben Kayseri'deki çalışmalarınızı, projelerinizi de yakından takip ediyorum. Zaman zaman bir araya da geliyoruz, toplantılar ve, evet, yapıyoruz. Şimdi biraz konuyu Kayseri'ye doğru böyle, evet, biraz daraltmak istiyorum. Evet. Tabii de Kayseri'miz zaten biraz önce siz şubeler derken, yani Mersin'de, Kayseri'de derken, bu aslında birçok şeyi de özetliyor. Mersin'de o Taşeli Platosu, İçerli, yani Türkmen yurtları. Öbür tarafta Kayseri'de, gerçekten Orta Anadolu'da ki çevresiyle beraber. Bugün artık Yozgat, ondan sonra Sivas, Kahramanmaraş, büyük bir havzanın ortasında. Tabii Yörük Türkmen kültürünün de çok önemli bir merkezi. Neden? Biz yöreleri gezdiğimizde, ya bugün de mesela Dadağ Köyü'ndeyiz dedik. Evet. Gittik mesela, tamamen bir Türkmen kültürüyle karşı karşıyayız. Yani Orta Asya'dan beri birçok şeyler değişmemiş. Sizin de gözlemleriniz oluyor. Siz de Anadolu'nun birçok yerini gezdiniz. İnşallah haftaya da belki, değil mi, büyük ölçüde zannediyorum, Akış'la da beraberiz. Evet, evet. Şimdi birazcık burayı özetleyelim. Biz Kayseri potasını, Kayseri'yi nasıl değerlendiriyoruz? Neler planlıyoruz? Şimdi Sayın Akbaş, Kayseri'mizde gerçekten insanlarımız güzel çalışmalar ortaya koymaktadırlar. Dadaloğlu Vakfımız var, bir çalışma yapmakta Özlüce kasabamızda. Dadaloğlu Derneğimiz var, Berçin Yaylası'nda, evet, bir şenlik düzenlemekteler. Bu arada Gökoluk diye Yahyalımızın bir yaylası var Aladağlar'da. Orada Yahyalı Belediye'mizin öncülüğünde güzel bir çalışma var. Tabii bunun yanında Üsküdar Yaylamız'da, Akışlı'da, Allah izin verse ben şuradan hafta sonu, inşallah önümüzdeki hafta sonu orada olacağız. Akışlı'yı da bir göstermek istiyorum. Evet, lütfen siz devam edin. Yoğurt şenliği oluşmakta. Bu çalışmaların hepsi çok güzel olmakta. Gerçekten biz Yörük Türkmen Vakfı olarak bütün bu çalışmalara elimizden geldiğince katkı koymaya gayret ediyoruz, destek veriyoruz. Ama bunun yanında Yörük Türk Vakfı olarak da 6 aya yakın bir zaman içerisinde bir çalışma yapmaktayız. Bu çalışmamız valiliğimizden tutun, Turizm ve Kültür Müdürlüğümüzden, Yahyalı Belediye'miz ve Kaymakamlığımızı da içerisine alarak, genel merkezimizde bu kapsamın içerisine alarak Kapuzbaşı Şelaleleri Etkinlikleri diye bir çalışma hazırlığı içerisindeyiz. Evet. Aslında biz Mart ve Nisan ayında bu programı bitirip 2003 yılı içerisinde Kapuzbaşı Şelaleleri etkinliklerini gerçekleştirmiş olacaktık. Biraz da medyaya yönelik sunumlarımızda bu çalışmamızla kamuoyuna kendimizi aktaralım diye biraz ağırdan almıştık, evet, açıkçası. 2002 yılının ortasında başlamıştı bu çalışmamız. Bu konuda Sayın Valimize gerçekten huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. Bize çok büyük ilgi gösteriyorlar ve oradaki vali yardımcılarımız da konunun üzerindeler. İnşallah bu çalışmayı bu yıl, bu savaş dolayısıyla gerçekleştiremedik. Çünkü Mart ve Nisan aylarında bu hazırlıkların bitmesi gerekiyordu. Ve bu aylarda da Irak Savaşı'ndan dolayı biz tabii ki orada pazar yerinde insanların, çocukların cesetleri ortada dolaşırken biz Kapuzbaşı şenlikleri yapacağız diye hükümetimizi, devletimizi, buradaki insanlarımızı meşgul edemezdik. Buna hassasiyet gösterdik. Tek bir yıl geç olsun diye düşündük. Fakat, evet, ne olursa olsun bu çalışmada bir yol almak istiyoruz 2003 yılı içerisinde de. Bu açıdan yönetim kurulumuzla birlikte değerlendirdik. 43 arkadaşımız, sizlerin de görüşlerini alarak bu yıl Temmuz ayı içerisinde inşallah kendi üyelerimiz de içerisine alarak, basınımız da içerisine alarak Kapuzbaşı'nda bir tanıtım ve hazırlık programı yapacağız. Amacımız fiziki alanları bir tespit etmek istiyoruz. Bu konuda gerçekten oradaki lokal, yerel insanları da bu işin içerisine katmak istiyoruz. Çünkü bu çalışmalarda genellikle halk biraz dışarıda duruyor. Sanki bir protokolün gidip birbirine nutuk attığı, böyle birbirini dinlediği bir çalışma oluyor. Amacımız Kapuzbaşı sadece bir şelalesiyle değil, gerçekten orada Zamantı'da
bir kalyonlar var ve burada gerçekten bir rafting sporumuz. Bu arada Hacer ormanlarımız var. Hacer ormanlarında yedi göller var. Buralar bir dünya harikası. İnanın Kayseri'mizde Yahyalı Belediye'mizin, Kaymakamlığımızın, gerekse valiliğimizin bu konuda çalışmaları yok diyemeyiz. Bu da insafsızlık olur. Ama bunu önce bölgemize, sonra ulusumuza, sonra da uluslararası düzeyde bir sivil toplum kuruluşu olarak sadece oturup birbirimizle üç tane yemek yiyip, beş tane birbirimize konuşma dinleyip değil, o bölgenin sosyoekonomik yapısına, o insanların oradaki yaşam biçimlerini değiştirebilecek, dönüştürebilecek, tabii oradaki ekolojik dengeyi de dikkate alarak mümkün olduğunca çevre kirlenmesinden tutun, birçok hassasiyetleri de dikkat alarak bozmadan, oradaki o doğal güzelliği bozmadan dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ama inanıyoruz ki 2004 yılı içerisinde bu çalışmaya birçok devlet kademelerimizden de destek gelecek. Şu anda genel merkezimizde de konuyu ilettik. Genel merkezimizin öncülüğünde yapacağız. Çünkü biz bir şubeyiz her şeyden önce. Genel merkeze bağlıyız. Genel merkezin direktifleri dışında herhangi bir icraat yürütmemekteyiz. Bu bir disiplin meselesidir. Örgütlü çalışmada başarı disiplinini çalışmaya bağlıdır. Şimdi öyle görüyoruz. Evet, tabii yani Kapuzbaşı'nın seçilmesi de bu noktadan son derece önemli gözüküyor. Çünkü Kapuzbaşı da dediğiniz gibi büyük bir turizm potansiyeli. Ki Kayseri'de tanımlanırken Kayseri turizminin geleceği olarak tanımlanan bir bölge. Evet. Ama öbür taraftan biraz da onu konuşalım istedim. Çünkü evet, siz o yörenin insansınız aynı zamanda. Evet. Yahyalı yöresi de öyle değil mi? O kadar güzel bir yöre ki. Yani doğa güzelliği, bir taraftan da insan güzelliği var. Otantik bir yapı var. Evet. Aladağlar'da insanları görüyorsunuz. Tamamen giyim kuşam yönünden, konuşma yönünden eskiyle iç içeler. Yine Yahyalı yöresine bakıyorsunuz ki ta Selçuklu'dan beri değil mi, Yahya Gazi'lerden beri kurulmuş bir belde. Evet. Biraz da bunlar böyle birleşiyormuş gibi geldi. Evet. Yani o konudaki görüşleriniz nelerdir? Evet Burhanettin Bey, ben her şeyden önce Eskişehir, Afyon, Antalya, Alanya, Mersin, Adana çizgisinden babalarımız göçerek Kayseri'ye gelmiş, Adana'dan, Zaman Tavzası'ndan Yahyalı'ya bu şekilde intikal etmiş. Doğal olarak ben bir de Yahyalı'da büyüdüm, ortaokulumu orada okudum. Lise tahsilimi ve yüksek tahsilimi buralarda yaptım. Şimdi biz Antalya'da daha çok görüyoruz bunu. Antalya'da kıyı şeridindeki insanlarla biraz şöyle 200 metre içeriye gittiğinizde %100 farklı bir yaşam buluyorsunuz. Kıyıya yakın olan insanların daha çok zenginleştiğini, daha çok müreffeh içerisinde, daha çok kentin nimetlerinden faydalandığını görüyorsunuz. Ama diğer taraftaki insanların öyle olmadığını görüyorsunuz. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Anadolu'da bir söz var. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. Yani bir sözcük daha var. Çok hoşuma gidiyor bunlar. Yani gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüz değil artık. Yani her konuda bir emek istiyor, bir çaba istiyor. Ve her şeyi artık devletten beklemek doğru değil. Artık çağımızda sivil toplum dediğimiz bir sektör oluştu. Yani sadece kamu sektörü değil, sadece özel sektör değil. Üçüncü bir sektör girdi bu dünyada. Ve Türkiye bu konuda maalesef yerini almış değil. Bunu elbette ki devleti erkandan bilmek de anlamsız. Bu bizlerin görevi. Bizler toplumda sorumluluk sahibi olan insanların bu konularda çok duyarlı davranmamız lazım. İşte söylediğiniz anlamda hemen yeşil sarı geçin, soğanlı, bu tarafa gelin sultan sazlı, biraz ileriye gidin Göyoluk ve Aladağlar, biraz ilerinin zamantı kalyonları ve biraz ileri gidiyorsunuz işte Derebağ şelalelerinden tutun oradaki takım şelaleleri ve biraz ileri geçiyorsunuz Hacer ormanları ve üste çıkıyorsunuz Yedigöller Milli Park. İnanın yani insan haftalarca gelmek istemez o bölgede. Ve ben bu çalışmaları yaparken bu bölgede
zaman zaman konuyu dillendirdiğimde birçok konularda duyarlı olan arkadaşlarımın bile o bölgeye gitmediklerini gördüm. Bu bir realite, bu bir gerçek. Yani kendi dibimizdeki bu dünya harikası yerlerden bilgi sahibi değiliz. Bu konuda bir sebep olmak istiyoruz. Yani bir sivil toplum kuruluşu olarak, bir vakıf olarak hem de o civarda konar göçer kültürü hala devam etmekte. Bu arada o bölgede Zamantı'yı geçtikten sonra o bölgede gerçekten öyle köylerimiz mevcut ki Sayın Hocam, sabun girmemiş evler var. Sabunu tanımıyorlar. Evet, öyle. Evet. Bu derece gerekli. Ve bu insanlara bir sorumluluğumuz var. Ve bu insanlar bizim insanlarımız. Türkmen bunlar. Anadolu'nun öz ve öz insanları bunlar. Ve bu noktada bir katkı koymak istiyoruz. Devletimizin bütün kesimlerini oraya çekerek bir dikkat sergilemek istiyoruz. Bu arada bir projemiz de olacak önümüzdeki yıllar için. Hemen yapacağız diye bunu özellikle kamuoyunu yanıltmak da istemem. Anadolu Türkmenleriyle Anadolu'nun dışındaki Türkmenleri de buluşturmak istiyoruz. Zaman zaman Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden, Irak Türkmenlerinden, Trakya Türkmenlerinden buraya davet ederek bu coğrafyamızda bir barış projesi de bu şekilde koymuş olacağız. Gerçekten Mustafa Kemal yurtta sulh, cihanda sulh derken niye söylemiş Sayın Akbaş? Yani gidin bir Asya'da herhangi bir yere birisi bir çizmesini bassa yüreğinize basmış oluyor. Gidin Orta Doğu'da birisi bir çizmesini bassa yüreğimize basmış oluyor. Gidin Balkanlar'da bir çizmesini bassa, bir savaş olsa, bir kıyım olsa, bir zulüm olsa yüreğimize basıyorlar. Çünkü biz varız orada, bizler varız. Yani onun için bu bölgelerdeki insanlarla artık sivil toplum örgütü olarak sadece resmi siyasetin, resmi hükümetin görevlilerin dışında sivil toplum örgütleri olarak bizlerin de bir çaba koymaları, birazcık projektörü böyle geniş tutmamızı düşünüyoruz. İnşallah bunları başarırız. Bu sadece bir vakıf olarak buradaki görevli insanların değil, biz biliyoruz bu konuya Kayseri'mizde çok duyarlı kesimler olacaktır. Bu konuda sponsorları arıyoruz. TÜRSAP'la irtibata geçmeye gayret ediyoruz. Ve bütün o kademenin insanlarıyla inşallah bunu başarma gayreti içerisinde olacağız. Allah bizi mahcup etmez inşallah. Evet, hep aynı amaçlar için uğraşıyoruz. Evet. Efendim ben de bir taraftan da Akkışlar'ın davetiyesine evet, gözüm gidiyor. Tabii 1996 yılından beri. Bu cumartesi pazar inşallah. İnşallah oradayız. Oraya davet ediyoruz. Oraya davet ediyoruz. Evet, Akkışlar Yoğurt Bayramı. Şimdi Akkışlar Kaymakamı Sedat Eluz ve Belediye Başkanı Turan Akkışlar davetiyelerinde şöyle demişler. Akkışlar Türkmen aşiretinin geleneksel yeni yoğurt bayramını onurlandırmanızı evet, dileriz. Evet. Şimdi sadece bir ilçe adıyla değil. Yani evet, Akkışlar Türkmen aşiretini. Neden? Evet. Çünkü o yerde evet, 8-10 tane daha köy var. Yani bunlar Bayat boyundan geliyor. Zaten burada evet, da bilgi verirken Oğuzların Bayat boyuna bağlı Kuzugüdenli aşiretindeniz evet, diyorlar ki 17. yüzyıl Bozulus Türkmenlerinden evet, çok önemli bir aşiret Kuzugüdenliler. Ve işin enteresan tarafı sadece Akkışlar'da değil. O bölge bir Bayat hattı diyoruz biz. Bayat evet, Bayındır hattı dediğimiz evet, bir bölge. Ve orada otantik bir bölge. Özellikle evet, sizin söylediğiniz bir söz vardı. İşte Orta Asya Türkmenleriyle Anadolu Türkmenlerini, yani Balkanlardaki Türkmenleri bir araya getirmek evet, gerekiyor dediniz. Orada gerçekten o manzaraları da zaman zaman görmek bizi mutlu diyor. Bir Orta Asya Türkmeni vardı. Ben çadırları gösterdim. Dedim ki bu orijinal Türk çadırları. İşte ki evet, burada mesela çadırın önünde bakın Türkmen anaları evet, çadırın önünde evet, duruyorlar. Şey dedi ki Orta Asya Türk'ü bir genç işte dedi, böyle böyle biz Türkmenlerde orada çadırlar biraz daha büyük. Bu sadece de küçültülmüş hal dedi. Evet. Ama yapılışı, tekniği, diğer her şey aynı. Evet. Yani bu olayları görmek insanı mutlu ediyor. Yani evet, bir yoğurt kültürünün ki biliyorsunuz Avrupa'ya yoğurt adıyla taşımışsınız. Evet. Hala reklamlarında diğer şeylerinde yoğurt adı
Türkçe olarak geçiyor. O derece güzel bir şey. Efendim biz bu çerçevede önümüzdeki hafta Akışlı'da inşallah hem cumartesi çadırı kuracağız hem de pazar çadırı kuracağız. Ben bu kısa ama küçük sohbet için çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir sohbet oldu. İnşallah yine beraber olacağız. Çünkü ben onu söyleyecektim. 1996'dan beri Bindal'da sürüyor. Ve biz de bildiğiniz gibi Yörük Türkmen kültürünün peşi sıra yörelerimizi, Kayseri'yi bir yöre kabul edip iç yöreleri gezmeye devam ediyoruz. Bunun hazını, bunun mutluluğunu alıyoruz. O yüzden amaçlarımızı ortak düşünüyorum. Güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. İnanın Kayseri'de bundan sonra sizin gibi çok değerli arkadaşlarımızla daha güzel çalışmalar yapacağız. Bu konuda topluma karşı sorumluluğumuz var. Ben de bu fırsatı bize verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer programlarda buluşmak dileğiyle diyorum. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun efendim. Evet sevgili izleyiciler, bugün Dadağa Köyü'nde 3. Pilav Şenliği vardı. Tabii Pilav Şenliği'nden önce biz köyde bir gezinti yaptık. Daha sonra Kızdırmak Vadisi'ne doğru açıldık. Çünkü biliyorsunuz Kızdırmak'ın bizi cezbeden bir tarafı vardır. 1998 yılında yapmış olduğumuz Kızdırmak belgeselinde bu yöreyi taramıştık. Ve oradaki işte Türkmen aşiretleriyle, o yöre halkıyla buluşmuştuk. Doğa güzellikleriyle bir araya gelmiştik. Şimdi Yamula Barajı bu bölgede yapılacak ve Yamula Barajı'nın yapılmasıyla bazı topraklar sular altında kalacaktı. Biz yine o bölgenin bir kısmını daha taramanın mutluluğunu yaşadık. Çünkü oradaki birçok tarihi yapı, tarihi eser, mağaralar, resimler, yazılar da sular altında kalacak. Bunun tabii bir hummalı çalışması içerisindeyiz 1998 yılından bu yana. Bu çalışmanın bir bölümü de yaptık. Ama bugün sizlere çok kısa bir bölüm göstereceğiz. Dadağ'da ziyaret ettiğimiz bir evden görüntüler izleteceğiz. Bu da halk kültürünün, Türkmen kültürünün zannediyorum çok önemli bir unsuru. Efsun geleneğinin bir uzantısını 94 yaşındaki bir Türkmen anasının bizi nasıl efsunladığını ki yanımızda da onları da zikretmekte fayda var. Kar kaplanları da vardı. Onları da efsunladı. Bizi de efsunladı. Bu görüntüleri izleyeceğiz. Bu görüntüler aynı zamanda bir veda anlamı taşıyacak. Efendim sizi Dadağ görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Duaların eksik gitme canına. Elini bana verirsen ben olurum. İhtiyarım. Yok yok. Çok yaşa çok yaşa. Sen yaşlı avradın, o tarafı çekilir mi? Yok, sen daha... sen başımızın tacısın. Atın şeyi, atın. Sen getirin de şunları hadi şimdi. Tamam sen, tamam. Sen gel, gel. Üzülme acını. Sen gel, sen. Durmazlar o zaman. Yazın. Açma sen ya. Dur dur aç diyor hocam. Şey yurtacak. O taşı tutturacak. Bu yılandı. Evet.
Bağla, bağla. Bağlayayım. Savaşınca. İnşallah. Kopacak. Sultan, şu şey prostat başlangıcı var dediler teyze. İtmeyeyim mi? Bağla, bağla da prostat başlangıcı. İtler şunun içinde var ya. Kırmızı mı? Var da ya, çok. İşte ha o. Yeri yapmadım. Bu şeyse mühürü bu hocam bu. Bu mühürü yok. Öte, öte. Mühür. İplik, iplik. Başka yok. Yok mu ya lan dedi. İşte, işte. O değil lan. Dur. Bunun içinde var bir. Al. Var mı? Hastalık geçince onu ipi yakacağım değil mi? Bana söyler gerisi şimdi değil mi? İnşallah. Sıyırıl deme ya. Dur dedim ben onu işte. Tamam. Kapatayım. Gel ben de seriyle Allah'tan sadıksın ya Res. Amin. Geçmiş ve sıkak ya. Sağ Allah razı olsun teyzeciğim. Şu çorabını da çek. Çek, bu dursun öyle mi? Şu gevşek bağladınsa bağla. Yok yok, iyi böyle iyi. Geçmiş ve sıkak. Bunlar size mi alsınlar da canım? Gel hocam. Alıyoruz da mı alsınlar da canım? Hı-hı. Bir tek sen mi? Yok hocam da, hocam. Tarafından ocak. Fotoğraf değil bu. Radyo, tip var mı dedin burada? Tabii tabii. O hayır için şey yaparım. Sen esnemezdin hocam. Sana çok nazar diyeyim. Sana ben bir un tütü diyeyim hocam. Sarımsağına. Soğan kabuğu nasıl? Soğan kabuğu, sarımsak. Ya çıkındı görmesin, televizyon da görürsün, abi yuttu. Nukhan'la halim açadı. İnşallah şifa buluyorum, bak inan ki sana nazar değmiş, esniyorsun. Teyzem inşallah elini bana verecek. Ha. Allah Allah ya. Ha. Hayret ya inci. Ha.
oluyor ya. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Ayetül kürsü yok hocam içinde. Hadi geçmiş olsun hocam. Hoca kendinden geçti. Evet. Sadıksın yani. Her şeyler sende. Bak şöyle Çit hocam. Sen hasta değilim diyordun, sen benden çok hastaymışsın. Farkında değil. Allah Allah. Tövbe estağfurullah. Geçmiş olsun. Taşı mürü adı ver. Taşı mürüdü ne verecek? Orada bir mürüdü var. Taş Allah. Taş nerede? Taş çıkıntıya verecek. Evet, olsun ama hocam. Ne kadar...